Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Keyifli bir yaz akşamında burada olmak isteyenlerle buradayız. Diğerleri dışarıda herhalde diye tahmin ediyorum. Bu bizi engellemez. Biz konuşmamızı gerçekleştireceğiz. Litros Sanat Konuşmaları geçen ay ilk kez gerçekleşti burada. Ayşe Şasa başlığındaydı ilki. Bugün de Türkiye'de sanat tartışmaya kapalı mı üzerinden bir tartışma gerçekleştireceğiz. Tartışma biraz agresif ve refleksif bir kelime olarak algılanıyor olabilir. Aslında değil. Sanatın da bence içerisinde barındıran en temel kavramlardan biri olduğunu düşünüyoruz. O yüzden bugün burada bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz ama bulunma hali dışında soru ve yorumlarınızla da katkıda bulunursanız burayı çok daha verimli bir hale getirmiş oluruz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Art TV Genel Yayın Yönetmeni ve aynı zamanda sanatçı Özge Kahraman bizimle birlikte. Çok teşekkür ederim Özge burada olduğun için. Ben de davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda sanat tarihçisi ve sanatçı Hakan Yılmaz da bizimle birlikte. Hakan hoş geldin. Hoş bulduk Ali'cim. Selam. Selam. Ben önce böyle biraz rahat olalım istiyorum. Nasılsınızla başlamak istiyorum. Nasıl gidiyor? Şu ara gündeminizde neler var, neler yok? Çalışmalarınız ne durumda? Böyle bir girizgah yapmış olalım. İyiyiz, gayet güzel gidiyor her şey. Aslında çok yoğun, sanat ortamı da çok yoğun. Ali'nin bahsettiği gibi Art TV'nin genel yayın yönetmenliğini yapıyorum. Normalde hani işte Eylül'den başlayarak Haziran'a kadar çok yoğun geçen bir sanat ortamı oluyor. Yazın bir tık daha durgun ama bu yaz özellikle aşırı derecede yoğun geçiyor. Hem sanat ortamı açısından hem eser üretme açısından ikisinden de benim için yoğun geçiyor. Şahane. Hakan sana ayrıca şu açıdan da çok teşekkür ediyorum. Tatilini yarıda bıraktın, geldin ve tekrar geri döneceksin. Yes. Çok sağ ol. Her zaman ne demek, çok mutlu oldum. Davetin için çok teşekkür ederim. Nasılsına ben de cevap vereyim. İşler yolunda, keyifler yerinde, her şey güzel gidiyor bence. Katılıyorum hocama. Yani gerçekten de yoğun bir yazın çünkü aslında sanatçılar da güneşleniyordu, değil mi? Geçen seneye kadar. Eskiden biz de güneşleniyorduk. Bu sene öyle olmadı. Bu sene bayağı aktif bir sene oldu. O yüzden hem keyifliydi hem de üretim anlamında da verimliydi. Güzel bir yaz oldu bence. Ve güzel bir sezon olacak gibi de gözüküyor. Bence. Değil mi? Böyle biraz sanki fırtına öncesi sessizlik gibi bir şey de var gibi. Sessizlik de yok. Bayağı fırtına böyle durmadan devam ediyor. Bence. Şeyi de görüyorum yani hani o galeriler kaynıyor, bütün sanat üreticileri şu an bir kaynıyor falan. Güzel bir kış olacak bence. Kızın mı oğlun mu? Kızım. Ne yapıyor? Yiyeceğim onu, çok tatlı. Konuşmaya başladı yeni. O yüzden böyle süper tatlı günlerimiz geçiyor. 19 aylık, işte 2 yaşına gelmek üzere. Müthiş, sevimli, tam bir sosyal böcek. O yüzden çok güzel günler geçiriyoruz onunla. Bunu da özellikle sordum. Şuradaki sorun halloldu mu? Tamam. Eleştiri ne demek? Ben biraz onunla girizgaha devam etmiş olmak istiyorum. Yani sanatta eleştiriyi nereden ve nasıl okuduğunuzu merak ediyorum. Hakan senle başlayalım. Aslında eleştiri Türkçe çevirisi yüzünden sanırım böyle yakın gibi. Böyle fonetik olarak da öyle gibi biraz böyle. Aslında eleştiri temelde hani yerme kavramına yakın duruyor gibi sanki Türkçedeki çevirisi dolayısıyla. Bu da bizim nazik insanımızın, bizim çekingen insanımızın çok hani en başta yakın durmak istemediği bir alan olduğu için de hani kültürümüzde öyle bir yerde kaldığı için bizim kültürümüzde böyle biraz bu tarafta yermeye yakın bir yerde duruyor. Globalde öyle değil tabii ki, yani globalde kritize etme diyelim. Daha değerlendirme ekseninde algılanan bir konu ve genel olarak Batı sanatının, bütün Batı kültürlerinin aslında hani birbirlerine olan bu kritize etme, yorumlama konusu, değerlendirme konusu dolayısıyla da birçok alanda bizden öndeler. Çünkü bizde böyle sosyokültürel bir bariyer gibi bir konu var. O yüzden çok aşılamaz, çok hani çok da söylenmez gibi. Ama Türk kültürü de biraz garip, bazen de şey gibi oluyor. Hani böyle biraz onunla konuşmadığınız ama sonrasında da bir yerde konuştuğunuz bir şeye doğru evriliyor Türk kültürü dolayısıyla. O zaman kültürel kodumuzda bir hata var. Yani şu anlamda eleştiriyi henüz doğru çözümleyemediğimiz için kelime anlamı itibariyle aslında kelimede bir sorun yok. Anlamında da bence bir sorun yok ama bizim onu algılayışımızla ilgili bir sorun var gibi anlıyorum. Doğru. Evet. kelimenin yarattığı bu yan etki dolayısıyla bizim kültürümüzde hoş karşılanmayan bir yere de düşüyor gölgesi. O yüzden de o alanda bizim için soğuk bir alan olduğu için hoşlanmıyor Türkler bundan. O alanı birazdan böyle açacağız. Aynı soruyla senle devam edelim. Senin için eleştiri tanımının karşılığı nedir? Sanat üzerinden de cevap verebilirsin. Yani genel olarak baktığımızda evet, eleştiri, olumlu ya da olumsuz yorumlama, o eseri daha fazla ayrıntılarıyla sanatsevere sunma baktığınız zaman yurt dışında, ama Türkiye'de bu biraz daha olumsuz algılanıyor ve direkt kişisel algılanıyor. Yani bir eleştiri bir sanat eserine yapılsa bile o sanatçı onu kişisel olarak algıladığı için bu aslında sanata ya da sanatçıya katkıda bulunmasından ziyade biraz daha da zarar veren bir konuma geçiyor. Şu an Türkiye'de o konuda sanat eleştirisi direkt olumsuz olarak algılandığından maalesef çok fazla bir ilerleme kaydedemiyor. Şimdi eleştiri sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada geçerli bir kavram tabii evet. ki. Önce onunla konuşmak istedim ama şimdi Türkiye'de sanat tartışmaya kapalı mı derken böyle çok agresif bir şeyden bahsediyormuşuz gibi oluyor aslında, ama değil. Ben belli başlı konular dışında hiçbir şeyin dogma olmadığını, dolayısıyla üzerine tartışılması gereken konular olduğunu düşünüyorum. Ama bugün yani sen de... Senle benzer yanımız, ben de hem gazetecilikte bunu yapmaya çalışıyorum hem de belli başlı farklı disiplinlerdeki üretim çalışmalarımda da buna şahit oluyorum vesaire, kendi üzerimden de. Ama böyle bir sergiye gittiğimizde, böyle bir sanatçıyla aynı ortamda bulunduğumuzda sanki Hakan'ın az önce dediği gibi o yokken konuşmak, aslında yok, o varken de konuşulabilir ama neden o yokken Hakan sence? Neden o yokken? Üslubumuzla ilgili bir sorun mu? Yok değil. Yani benim yine sorun... bu kelimenin bizim kültürümüzdeki izdüşümüyle ilgili bir konu. Yani eleştirel yaklaştığınızda az önce de söylendiği gibi kişisel algılanıyor. Aslında kişisel algılanmasında hiçbir problem yok. Çünkü çok basitçe bir sanat eseri nasıl eleştirilebilir diye baktığımızda aslında bir karşılığı var. İki türde eleştiri yapılabilir. Bir, esere göre sanatçıyı eleştirebilirsiniz ya da tam tersi sanatçıya göre eseri eleştirebilirsiniz. Yani ne demek istiyorum? Kronolojik bakıldığında sanatçının daha önceki işte background'ı, geçmişi üzerinden eseri değerlendirebilirsiniz ya da tüm bu hikaye üzerinden sanatçının kariyerini değerlendirebilirsiniz, ama ikisi de Türkiye'de hani böyle daha palazlanma, daha yeni ayaklanma döneminde olduğu için, Türk insanı da bu konuya şefkatle yaklaşmayı sevdiği için böyle henüz dur daha eleştirmeyelim, biraz daha palazlansın da falan gibi oluyor. O yüzden bizzat sanatçıyla konuşulmuyor bu konu. Sanatçı gittikten sonra iki türlü konuşma oluyor. Bunların ikisi de aslında yine doğru metodla yapılan eleştiri oluyor. Yani işte diyor ki mesela sanatçıya göre eseri eleştirme şöyle: ben çocuğun ileride güzel bir şey olacağını düşünüyorum. O yüzden hani şöyle bir tutumum var ona göre. Ya da işte eser üzerinden işte diğer işlerine göre bence bir yol almış. Hani o yüzden şöyle bir desteğim ya da böyle bir şeyim var falan gibi. Gittikten sonra eleştiriliyor. Sanatçı bunu duyamadığı için faydalanamıyor temelde. Ama aslında eleştiri yapılmıyor değil. Türkiye'de eleştiriler yapılıyor ama duyması gereken kişi orada değilken yapılıyor. Sanki o zaman o yokken yapılan eleştiri daha dürüst ve daha objektif oluyor olabilir mi? Yes. Daha evet. rahat oluyor. Daha rahatça kendini ifade edebiliyor insan. Yani sanatçıya mesela... karşı üzülüyor biraz, belki kırılacak diye ve çekiniyor. Ama o yokken rahatça dile getirebiliyor. Ben de hani seninle birçok sergide denk geliyoruz. Sanatçı evet. yokken yaptığımız konuşmalarda şu mu böyle olsaydı. Halbuki sanatçıyla bir alıp veremediğimiz yok. Bizim birbirimizle de bir alıp veremediğimiz evet. yok. Dolayısıyla hepsi objektif ve dürüst bir yerden baktığımızda ya da en azından ben öyle tanımlıyorum, bilmiyorum ama sonuçta sanatçıyı, izleyici sanatçıyı ne kadar tanıyor olabilir ki bir yerde? Bir de böyle bir, yani ne kadar sorumlu, mesela şimdi manşetteki haberimizde şöyle şeyler de okudum verilen cevaplarda. Hani eleştiri kişiselleştiriliyor bir yerde ve ben de orada şöyle bir cevap veriyorum. Cevap verme gereği duyuyorum. Yani izleyicinin sanatçıyla alıp veremediği ne olsun ki de kişiselleştirsin gibi bir yerden de. Kişiselleştirme şey için bu arada, sanatçı için kişiselleştirme olabilir. Ama işte izleyicinin çekemezliği ne oluyor burada gibi bir durum var. Çok kafası İzleyici karışık aslında bir durum. Kişiye saldırı olarak değil, bir yorum olarak yapıyor ama sanatçı bunu direkt işte o eleştiriye kapalılıktan kaynaklanıyor, o duvardan aslında. Senin için o zaman bir çatışma daha var burada. Sen hem izleyici olarak pardon, hem izleyici olarak evet, hem de sanatçı olarak aslında, bir de üçüncü bir perspektiften aslında dürüst ve objektif kalmaya çalışan bir gazeteci olarak da tarafsız bir bakışla. Evet, işim zor maalesef. Böyle çok kimlikli bir durum. Sen bu soruyu sorduğunda ilk hangi yerden cevaplamak sana daha iyi geliyor? Sanatçı açısından. Dinleyelim. Çünkü hani ben lisansımı, yüksek lisansımı plastik sanatlar ve resim üzerine yaptım. O konuda eğitim aldım. Sonraki çalışmalarım o yönde oldu. Daha sonradan gazeteciliğe, işte sanatçı tanıtımlarına vesaire, onlara yöneldim. O yüzden bu soruyu cevaplarken, senin sorularına özellikle, direkt sanatçı açısından baktım ama o izleyici açısından bakmayı da ihmal etmemeye çalıştım. O yüzden de o şekilde cevapladım sorularını. Peki mesela bir sergide, ben de senin daha önce sergine geldim ve evet, şahane mağara resimleri yapıyor Özge. Ben böyle bir tanımladım ama sen sonra detaylandırmak istersen seve seve. Şu beni rahatsız ediyor dedin. Yani bunu senin eserin ya da senin sanatın üzerinden konuşuyorum ama aynı şey bence sende de geçerli olabilir Hakan. Ya çok güzel mağara resmi ama keşke şurada da bir insan silüeti olsaydı dediğimizde orada sanatçı elite olabileceğini söylüyor ve bunun aslında eleştiri ya da yoruma, bu eleştiri ve yorum değil aslında, değil mi bir yerde? Bu kişisel bir düşünce aslında yani. Çünkü çok özür diliyorum, böyle hayır, bu arada. Görmedim. Bir izleyici eserlerinize yorum yaparken direkt kendi kişisel fikrini söylüyor. Yani eğer bir sanat eğitimi vesaire, bir sanat eleştirme, yani sanat tarihçisi olmadığı sürece bir sanat izleyicisi doğal olarak kendi estetik beğeni algısıyla eserlerinize yorum yapıyor. Olumlu ya da olumsuz, bu karşı tarafın direkt kişisel beğenisi. Ben de mağaraları resmediyorum ve mağaralar doğal olarak karanlık, çok fazla insanın girmediği ortamlar. Mağaraları resmederken de hani herhangi bir, işte ne bitki olsun, ne bir hayvan, ne bir insan olmadan mağaraları kendi haliyle çizmek istiyorum. İşte fuarlarda ya da sergilerde işte eserlerim hakkında insanlarla konuşurken duyduğum birkaç yorumdan biri, şurada keşke bir insan figürü olsa. İşte çok karanlık, ben hayatta giremem. İşte bunu duvarıma assam hayatta bakamam tarzı. Bunlar çok kişisel yorumlar. Olumsuz da eleştiriler ama mesela bu zamana kadar eserlerimi yaparken eğer o olumsuz eleştiri iyi niyetle söylendiyse bunu hep kendime bir katkı olarak görmüşümdür. Bu tarz düşünen sanatçılar da var aynı zamanda. Mesela şu olabilir mi? Ya ben Özge'nin resminde bir insan silüeti ya da insan figürü görmek isterdim ya da bir hayvan görmek isterdim ya da bir saniye ya ben korkutucu görünüyor ve bu sanatla ilgilenmiyorum. Bence bu yorum bu arada. Evet. Yani bu eleştiri ya da nitelikli sanat tartışması değil. Evet. Ama şu konuda hemfikir olabilir miyiz? Özge, yanlış bilmiyorsam noktalama, doğru, nokta tekniği deniyordu galiba. Noktalama tekniği. Noktalama tekniğiyle sanatını yapıyor. Ben sanatçının yerinde olsam ya da sanatçının bu tercihini doğru bulmuyorum. Çünkü mağara, yaratılış ya da işte var olması gereği de şu tekniğe daha uygundur desek, sanki bu daha eleştiriye ve nitelikli sanat tartışmasına bir örnek olabilir mi? Şu an refleksif olarak atıyorum. Olabilir. Bu daha bilinçli yapılan bir yorum, eleştiri aslında. Yani direkt bireysel, işte çok karanlık, ben hayatta giremem, çok karanlık, buna bakmak istemem tarzı bir yorumdan ziyade bu tarz işte teknik, birkaç böyle hani daha sanata yönelik eleştiriler daha yapısal da oluyor aynı zamanda. Senin bu konuya ekleyeceğin bir şey var mı? Sen aynı zamanda dijital sanat. Bu arada ben dijital sanatçı tanımından çok rahatsızım. Ben de öyle. Yani sana da özellikle sordum sanatçı yazalım diye. Çünkü dijital sanatçı sanki varoluş olarak dijital bir insan gibi olmak zorundaymış gibi hissettim. Halbuki evet, değil mi? Çok sorumlu bir kelime. Yani şu anda içinde dijital olmayan hiçbir şey yok ki yani. Mesela etrafınızda bu kameraların hepsi dijital, muhasebecisinden kasabına herkes mimar. Evet. Bunların hepsi zaten dijital araç girişlerle yapıyor. Yani sen de gazeteciliği ya da yaptığın yayıncılığı, bunların hepsini dijital olarak yapıyorsun zaten. Yani ben mesela sana şey diyor muyum, işte Ali var arkadaşım, dijital gazeteci falan. Evet mesela. Dijital mimar saçma falan, hani biraz şey ama hani insanlar böyle hani onu yeni bir kavram oldu, yeni bir konu olduğu için bence öyle diyorlar. Şunu diyesim geliyor, dijital sanat üreticisi diyesim geliyor. Orada da yine yeni bir tartışma giriyor, üretici mi? Yani çünkü üretici çok teknik ve şey bir kelime olarak da algılanabiliyor. Doğru. Ya yani sanki ruhsuz, sadece 2+2=4 gibi bir üretici bağlamında derlen. Sen rahatsız mısın? Değilim. Şöyle, şuraya getireceğim konuyu. Aslında bir problem yok. Terminolojik bir hata var sadece. Mesela mağara resimlerini rapido tekniğiyle, işte noktalama tekniğiyle yapıyorum. Mesela noktalama sanatçısı diyoruz gibi bir şey. Anlatabildim mi? Aslında benim tekniğim, benim mesleğimin yanına konuyor gibi. Ben mesela dijital teknikleri kullanarak eserler üretiyorum. Dolayısıyla dijital sanatçı diye veriyorlar bana. Mesela ya da işte mesela sulu boya sanatçısına da sulu boya sanatçısı ama demek gibi bir şey aslında. Çok yanlış. Terminolojik çok bir bozukluk. Yayınlarda dahi yabancı yayınlardan bahsetmiyorum. Dijital sanatçı tanımını görüyorum ve çok yani ben bile rahatsız oluyorum. Zamanla oturacaktır. Zaten. Zamanla oturacaktır. Çünkü açıkçası dijital sanat terminolojisi çok oturmuş bir şey de değil. Özellikle hani hakkında yapılan yazılarda, makalelerde, akademik çalışmalarda da öyle yani. Adı bile belli değil ya daha yani işte multimedya sanatı diyen var hani. Orada daha yerini bulmadı. O yüzden hani o konulara falan biraz şefkatle yaklaşmak lazım. Ben o yüzden ne diyorsa diyor canım aman takılmayayım deyip geçiyorum yani. Tekrar dönecek olduğumuzda sen kendi çalışmalarında ya da üretimlerindeki gelen eleştirilerde en bu hayır, bu yorumdur, evet bu eleştiridir, bu da tartışmaya bir örnektir dediğin şeylerden bize burada hepimizin kafasına canlanması için birer örnek verebilir misin? Tabii ki, tabii ki. Yani şöyle şeyler oluyor işte. Bir çalışma yapıyorum mesela çok yakın şeyler oluyor hani işte sergilerde, fuarlarda yani aslında çok iyi niyetle ve senle de hani bir sanatçısıyla tanışmışken de eser üzerinde de iki kelam edelim falan derken sohbet kendini şeyde buluyor ya buraya aslında bir figür koysan falan gibi o kreatif prosese dahil olmaya çalışıyor falan. Ben de şey diyorum yani hani o işlerle ilgilenen birisi onları da sen yap ben onlara bakayım falan oluyorum yani mesela mağara yapacağım içine de figür koyacağım. Koy da gelelim sergilere yani. Bu hani karşılıklı birbirimizi motive ettiğimiz bir şey. Ben ona da hani böyle bir o da beni alındırmak için de söylemiyor zaten. Hani insanlar bir şey olsun istiyor yani. Bir sanatçıyla konuşurken kendi kreatif yanlarını öne çıkarmak isteği veriyorlar. Yani böyle onu da bilerek bilinçli yaptıklarını da düşünmüyorum. Sen o kadar öyle bir hani kreatif bir şeye bir yaratıcı bir duruma sokuyorsun ki sohbeti. O da diyor ki hani ben de yani. Onu durduramıyoruz yani ve bence bu sevimli. Yani hani onu şeyi bulmuyorum aslında. Çok sevimli buluyorum öncelikle yani. Hani bu mesela eserin kompozisyonuna müdahale edecek bir yorumda bulunuveriyor yani. Aslında bunun burasını pembe yapsam falan diye mesela o da moda girip yani hani bunu sempatik buluyorum ben. Eğer sanatla ilgilenen birisi diyorum ki yap getir ya da işte hani gerçekten sanat okuyan birisi mesela 2019'da Contemporary İstanbul Sanat Fuarı'nda ben dijital bir heykel yapmıştım. İnsan başı şeklinde dev bir heykel yapmıştım ve tartışma yaratsın diye de dijital heykel diye bir isim koymuştum adına. Tam aradığım şey oldu yani. Bütün akademisyenler gelip beni boğmaya çalıştılar. Çünkü heykel sanatı tabiatı gereği öyle şeylere müsait değil ve 700 yıldır da neredeyse hani teknik olarak bir dönüşüm geçirmiyor falan. O yüzden böyle bir şey denemiştim yani. Çünkü resmin dijitali vardı, sulu boyanın dijitali vardı, heykelin dijitali olmuyordu ve denemiştim ve müthiş bir tartışma başlatmıştı. Bütün akademisyenler de yanıma gelip bununla ilgili benimle konuşmuşlardı ve bu eleştirilerin hepsini cebime koydum. Çünkü çok doğru şeyler söylediler. Dediler ki dijital tarafı çok güzel ama böyle kulak olmaz Hakan'cığım dediler anatomik olarak. Ben dedim ki gerçekçi bir kulak yapamıyorum. Çünkü elimdeki malzeme teknik olarak o kadar bükülmüyor falan. Dediler ki o zaman soyutla güzel kardeşim. Sonra o hocalarla biz bunları güzel güzel konuştuk ve gerçekten bana bir basamak atlattılar yani bu anlamda. Tam aradığım şey oldu. Tabii ki o tatsız sohbetler de oluyor o sırada. Çünkü hani herkes şey için gelmiyor. Çocuk bir şey demiş. Hadi birlikte bunu, biz de akademik bilgimizi bunun üzerine koyalım ve bunu bir basamak daha çıkartalım. Çünkü sanatçılık kariyeri böyle merdiven gibi çıktığınız bir şey. Basamak basamak çıktığınız bir şey. Herkes böyle yaklaşmıyor. Hani bir basamakta biz atlatalım çocuğa demiyor. Kimisi de şey diyor yani biz yıllardır taş yontuyoruz, sana mı kaldı heykel işi falan deyip paçandan çeken de oluyor. Bunlar da başımızın üstünde yani. Hani ben o noktada hep şey davranmışımdır yani. Yani bir tane hoca benim işimi beğenmedi diye ben bunları bırakacak değilim ya yani deyip bildiğim yoldan devam etmişimdir. Ama canım sıktıysa yani eğer saldırgan bir şekilde geldiyse, eğer negatif bir yara açmak üzere geldiyse mesela kimisi de seni durdurmak üzere yorum yapıyor. Yani istiyor ki sen o yaptığın şeyi yapmaya devam etme. Sebep? Beşeri sebepler çoğunlukla bunlar karşımızdakisinin bir insan olması ve kendi bir hani onun kendi bir özgeçmişi var, bir hikayesi var ve onun hikayesinde de atıyorum bu heykel örneği üzerinde bir şey var ve durdurmak istiyor seni yani ama hani onlar da bizim üstünden atlayıp geçmemiz gereken şeyler sanatçı olarak yani hani orayı da kırmadan çok haklısınız falan deyip ben yoluma devam ettiğim şeylerim oluyor. Anladım. Şimdi birçok farklı açıdan bakmaya çalışıyorum ki burada sanki bir şeyi temsil etmemek amacıyla şunu yakaladım söylediklerinden. Doğru eleştiriydi dedin ve kabul ettim dedin. Hı hı. Şimdi doğru eleştiri kavramı belki biraz daha tartışmak gerekiyor. Yani bu da sen de en nihayetinde karşındaki insan olduğu için sen de insansın ve işte orada işte beşeri detaylar, nefsimiz, egomuz, birçok şey devreye giriyor. Senin için doğru eleştiri ne demek? Özge, birazdan sana da soracağım. Çok güzel soru. Çok güzel soru. Doğru eleştiri aslında şöyleydi. Benim yapmayı denediğim şey en başından beri sanat alanında benim için, benim yaratıcılık dediğim şey iki birleşmemiş fikri birleştirmek, bir sentez yaratmak. Benim yaratıcılık yaklaşımım bu. Ve o dönemde de işte dijital sanatlarla plastik sanatları, yani heykeli sentezlemeyi denediğim bir şey vardı. Dijital sanatlar benim çok hakim olduğum bir şey. Çünkü 14-15 yaşından beri bu benim sazım ve bu sazı her gün çalıyorum. Ve o sazı nasıl kullanacağımı biliyorum. Bununla nasıl sanat yapılacağını biliyorum. Fakat heykel benim sadece okuduğum bir şey. Yani pratikte yaptığım bir şey değil. Öyle bir pratiğim yok. Dolayısıyla bu ikisini birleştirmeye çalıştığımda şöyle bir şey oldu. Mesela bisiklet sürmeyi kitaptan okuduğunuzu düşünelim. Ama 3 top çevirmeyi her gün yaptığınızı düşünün. Bir gün bisikletin üzerinde 3 top çevirmeye çalıştığınızda 3 topunuz dönecektir ama bisikleti kitaptan öğrendiğiniz için süremeyeceksinizdir. Çok basitçe. Başıma gelen şey buydu yani. Çok kötü bir heykel ve çok iyi bir dijitali sentezlemiştim. Ama bir fikir vardı burada. Bir ana konsept, bir yaklaşım vardı. Hocalarla da şunu konuştum. Dedim ki ben bu ikisini birleştirmek istiyordum. Heykeli beceremediğim için bu kadar birleştirebildim. Nasıl birleştireceğim konusunda bana bir akıl verir misiniz dedim. Birkaç tanesi beni atölyelerine davet etti ve ne yapmaya çalıştığımı dinleyip bana yeni teknikler öğretti. Dedi ki senin heykellerinin şurası hatalı, burası hatalı, sunumunun şurası kötü, işte teknik olarak şu yanlışlarım var, kavramsal olarak da böyle boşluklar var bence dediler. Ben dedim ki hangi boşluklar? Ve bunu günlerce konuştuk. Sonra dedim ki işte dedi ki tekniğin kötü. Hangi teknikle yapmalıyım falan deyip o hocalarla dost oldum. Ve onların atölyelerine gide gele o kavram boşluğu diye bahsettikleri topiklerden bahsede. Bunlar çoğunlukla çok nerdy şeyler. Türkçesi ne bunun? Böyle sadece o alandaki insanların ilgilendiği çok detay, spesifik bilgiler. Evet aynen, konular yani. Bana böyle bir faydası olmuştu. Yani aslında en başında konuştuğumuz gibi işi geliştirmeye yönelik teknik bilgiler tarafı, bana kaliteli bir eleştiri gibi geliyor. Yani bir sanatçı o teknikte ne kadar uzun süre üzerinde çalışmışsa bir eleştirinin de doğru ya da yanlış olduğunu söyleyebilme haddini kendinde barındırabilir diyorsun. Doğru. Özellikle. Evet, öyle diyorum. Sana dönelim Özge. Doğru eleştiri nedir, yanlış eleştiri nedir sence? Doğru eleştiri deyince aslında bu sanatçıdan sanatçıya da değişiyor. Hı. O eleştirilerden hangisini kendi eserlerine katkıda bulunabilecekse aslında içlerinden ayıklayarak seçiyor. Şimdi sanatçı olarak karşılaştığım birkaç tane böyle eleştiri var. Hani o eleştirilerin, hani az önce bahsettiğimiz işte bu figür ekle, işte karanlık vesaire tarzı. Bunların söyleyiş tarzı aslında karşı tarafın sizin eserinize ne kadar katkıda bulunup bulunmadığını da etkiliyor. Şimdi bir ses tonu var, sırf karşı tarafın eserini hani kötü manada eleştirmek için, yani yıkıcı olarak eleştirmek için. Hani siz ne kadar o kavramsal içeriğini anlatsanız da aslında karşı tarafa aktarabileceğiniz yok çünkü o yıkıcı olarak eleştirmek istiyor. Ama anlattığınızda bunu dinleyip farklı düşünceler, daha yapıcı yorumlar katmak istediğinde de size onu iletiyor. Bunu da sanatçı aslında içlerinden seçerek alabiliyor direkt. O yapıcı ve yıkıcı eleştiri aslında. Bu iki kavram üzerine de durabiliriz bu konuda. Şahane. Buradan soru var mı? Katkı sunmak isteyen, yorum yapmak isteyen varsa alabiliriz. Sorun yok. Benim sorularım var. Ben hani sadece bir plan olsun diye size topu pas atmak istedim. Emre, lütfen. Teşekkür ederim. Doğru eleştiri meselesini çok önemsiyorum. Çünkü doğru sorunun sanatçıya, kişiye, üreticiye gitmesi, doğru cevabın alınması neticesine verecek. Benim aklımda iki soru var. Bir tanesini burada size yöneltmek istiyorum. Şimdi bu Litros Sanat'taki dosya konusu sanatın tartışmaya açık olup olmaması ve buradaki aslında tıkandığı noktalar ya. Bir tanesi de bu sorunun, yani tartışmaya açık mı kapalı mı, ya da bu tartışmaya kapalı meselesini bizde canlandıran şey, sanatçının yaratıcılık ya da üreticilik dediğimiz meselesindeki ego ya da üretme şevkinin ve tutkusunun büyüklüğünden de kaynaklanıyor olabilir mi? Yani birazcık biraz eli kalem tutan biriyim, ürettikçe, yazdıkça toz kondurmama gayreti bir yerlerde, dipte, insanda oluyor. Bu bir sanat eseri haline geldiğinde, ürettiğim bir şey olduğunda da, ya evet bu söylediğin haklı ama bak böyle de bir duygusu var. Çünkü hem duygu hem mantık birlikte üreyen de bir şey. Çok uzatmak istemiyorum. Bu kapalılık meselesinin aslında şeyin... sahnenin bu tarafına geçip baktığımızda sanatçının da birazcık eleştiri alması gerekiyor mu? Yani kendine öz eleştiri yapması gerekiyor mu? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Başlayayım mı? Yani ben şöyle düşünüyorum. Benim kendi sanat alanımda, yani benim temelde uğraştığım şey aslında, az önce de bu sohbetten önce bir arkadaşımla aynı sohbeti yapıyorduk. Yani 25 yıldır sanatla uğraşıyorum. Sanat tarihi okudum. Bütün eğitim bunun üstüne. Yıllardır buradayım falan ve hani benim niyetim hiçbir zaman olmadı. Yani bir şey yapacağım ve çok güzel olacak falan. Yani zaten güzel olacak yani. 25 yıldır yapıyorum. Yani bu bir konu bile değil. Tabii ki güzel olacak yani. Ve başka ne işe yarayacak? Ben sürekli arıyorum yani. Bir şey yapmalıyım ve bu bir tartışma başlatmalı. Tartışma başlatmalıdan kastım şu zaten aslında. Hani bugün konuşmaya çalıştığımız bu eleştiri konusu var ya, ben mesela geleneksel sanatları modernize etmeye çalıştığım serilerim var. Ve yani bunu sırf diyorum. Etrafında konuşalım bu konunun. Tek derdim şu yani, hadi bu konuyu biraz tartışalım. Çünkü benim yaptığım şeyin herkese göre güzel olması, herkese göre estetik ve kavramsal benim bütün niyetim aslında hani bu falan, onların kaderleri birbirine benziyor. Yani belli bir süre bu işleri yaptıysam. O yüzden hani sanatçılar tartışmaya açık olmalı mı? Yani eleştiriye, tartışmaya açık olmalı mı? Ben vazifesi bu olmalı. Yani sanatçının vazifesi bir araştırma yapmak. Bu araştırmanın çıktılarını sanatsal bir dille izleyicisine sunmak ve bunun en nihayetinde de bir tartışma başlatabilmek. Tabii ki bu tartışmanın hedefinde sanatçı olacak. Bence çok çok güzel bir şey söyledin. Bir şeyin, nasıl toparlayabilirim bunu? Bir sanatçının üretim, yani literatüre katkı sağlıyor olması da bence çok kıymetli bir şey. Çünkü bütün sanat ürünlerinin ya da yapıtlarının bir şekilde alıcısı olabiliyor ama yeni bir tartışmayı herkes başlatamıyor. Aslında şunu söylüyordum yani, hani yeni bir tartışma başlatabilmek için sizden önceki tartışmaları bir bilmeniz gerekiyor. Yani literatür taraması yapmış olmanız gerekiyor ki hani yeni bir şey söylediğinizde, çünkü bir eleştirmen rahatlıkla çıkıp Hakan'cığım yalnız biz bu konuları 17. yüzyılda tartıştık geçtik zaten diyebilir bana bugün. Ama benim seçtiğim konular şu anki güncel sanatın tartışması gereken konular. Yani ne demek istiyorum? Benim desenim çok kuvvetlidir. Aslında geleneksel metodlarla resim yaparım yani falan, ama mesela bugün böyle bir çalışma yapıp sergi yapıp bir tartışma başlatabilmeyi oldukça zor buluyorum. O yüzden de insanların zaten tedirgin olduğu konularda sanat yapıyorum. Mesela yapay zeka sanatının içine sokmasam da çok benzer bir temayı üretebilirim. Ama bunu sokup bunun tartışmasını başlatmak istiyorum yani. Çünkü bu noktada bizim sanata dair hepimizin okullarımızda kabul gördüğümüz konuları tekrar bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani hani sanatı üzerine koyduğumuz başlıkları bir gözden geçirmemiz gereken bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bunu ben konuşmazsam, sen de konuşmazsan bunu kim konuşacak yani? Bunu konuşuyor olmamız lazım ki bizden sonraki sanatçılar bunu bilerek olaylara başlasınlar. Şunu basitçe söylüyorum. Yani bizden sonra mesela heykel yapacak, benden sonra heykel yapacak çocuklar elinde gürzle, çekiçle mermer kırmayacak. Tabii ki tabletteki kalemiyle fıtı 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 diye Spotify'dan müzik dinlerken heykel yapacak yani. Dolayısıyla hani önce bir konuyu buraya getirelim ki bizden sonrakiler buraya o adımı rahat başlasınlar gibi bir yerdeyim. Sen öz eleştiri meselesiyle ilgili bir şey söylemek ister misin? Bence çok güzel bir noktaya değindi arkadaş. Çünkü hani sanatçı olarak biz eğer eserlerimizi sergiliyorsak aslında onu yoruma açıyoruz. Yani sanat için mi, toplum için mi derken sen onu bir yerde sergiliyorsan zaten bu yoruma, eleştiriye açık olmak zorunda. O zaman onu niye sergiliyorsun? Bu yüzden aslında sanatçıların eserlerini hem kavramsal olarak hem içerik olarak sanat izleyicisine net bir şekilde açıklamaları gerektiğini düşünüyorum. Siz ne anlamak istiyorsanız odur. O evre bence artık kapandı. Ya da yine bu görüş aldığım insanlardan verdiği cevaplardan biriydi. Eserimi beğenmek zorunda değilsiniz gibi. Aslında bir saniye ya, o zaman yani kimin için üretiyoruz gibi bir şeyle de karşılaşıyoruz bence. Bunlar da belki başka şeylerin tartışmasıdır. Meryem lütfen. Merhabalar, hoş geldiniz. Şahane gidiyor. Sizinle başlayacağım, birkaç sorum olacak. Bir şey yaptım ve bunu tartışalım dediniz ve bana çok başka bir perspektif sundunuz. Bugün buradan giderken aldığım en güzel cümlelerden biri olacak bence. Teşekkür ederim bunun için. Bu güzel cümle bana şunu da düşündürdü bir yerden sonra. Sizin için böyle bir tehlike olmayabilir. Çünkü çok bilinçli bir yerden yaptığınızı düşünüyorum sanatınızı. Ancak bir şey yapıyorum ve bu tartışılsın noktası zamanla bir yerden sonra tartışmak için bir şey yapmak. Bu bir şey de tabii ki sanat tasarımı ve üretimi özelinde söylüyorum. Böyle bir yere götürme riski var mı? Bu riski siz nasıl böyle dönüşü yaparsınız? Spekülatif şeyler yapmaktan bahsediyorsunuz değil mi? Mümkün mertebe öyle bir yere gidecek. Bu spekülatif şeyler konusu da eleştiri gibi yani aslında hani kötü niyetle yapılıyor olabilir ya da iyi niyetle yapılıyor olabilir. Ya da sizin asıl anlatmak istediğiniz sanatınızın içindeki özü gitgide tıraşlayan bir şeye dönüşebilir. Bir örnekle açıklamak ister misiniz? Yani sizin o dönem içinde bulunduğunuz ruh hali ni yansıtan bir şeyi ortaya koymak yerine birazcık daha onu agresif bir taraftan gösterebilen ya da daha spekülatif bir tarafa götürebilecek küçük dokunuşlar yapmak. Heykelinizde öyle renkler kullanmak, o tarz bir tasarıma getirmek ama içinizden çıkanın da belki birazcık daha farklı bir yerde olacakken ama o alışa geldiğiniz tarafın sizi getirdiği nihai son. Anladım. Güzel bir yere getirdiniz konuyu. Şimdi ben öncelikle şöyle düşünüyorum. Mesela benim içimden gelen bir şeyler, mesela sanatçılar dünyasının sanatçılarla ilgili böyle şeyler düşünüyor ya. Hani sanatçı o günkü modunu, içinden gelen şeyleri, duygularını... Öyle bir yer değil sanat. Benim sanatım hiç öyle bir yer değil. Bana o bir art terapi, mesela art terapi gerçekten kabul edilebilir bir başlık. Hani işte benim içimden böyle geliyor, bu çizgiler beni rahatlatıyor, işte suyun hareketleri falan, o bir romantik bir şey var ya. Benim sanatım kesinlikle öyle bir sanat değil ve beni rahatlatmakla da hiçbir ilgisi yok. Beni hiç rahatlatmıyor ya da hani benim içimden bir şey gelsin falan gibi bir şey değil. Ben gerçekten sanat alanında bilgi üretmeye çalışıyorum ki benimki bir sanat kariyeri olsun. Ve bu bilgiyi üretirken de az önce konuştuğumuz gibi hani benim bu bilgileri üretirken öncelikle bu konuyu bilen insanlarla tartışacağım ortamlar bulmam gerekiyor kendime. Bunu da sanat yaparak yapıyorum. Yani aslında bir fonksiyonu var. Yani ben o tartışmaların içine girebilmek için o sanat eserleri üzerinde çalışıyorum. Yoksa hani yani işte bir toplantı sırasında sıkılıp böyle bir kağıdı karalıyorum. İçimden gelen şey o benim. O benim vakit geçirdiğim bir şey yani. Ama benim sanat diye ortaya koyduğum şey zaten içinde kendisi o bir tartışmasıyla birlikte gelmeli. Aksi halde benim bugünün güncel sanatında hiçbir katma değerim yok gibi geliyor bana. Yani dekoratif şeyler yapmak, hani böyle havalı gözüken görseller, işte duvara asınca iyi duracak bir şey falan. Bunlar bana sanat gibi gelmiyor. Bunlar dekoratif öğeler. Sanat kendi içinde zaten bu tartışmayı birlikte getirebiliyorsa, etrafında insanları bir dakika ya bu sanat mı değil mi falan gibi bir hani bir tartışma yaratıyorsa, o zaman benim için sanatlaşmaya başlıyor. Yoksa dekoratif şeyler. Dolayısıyla bunu kasıtlı olarak içine koyuyorum ben. Yani içinde tartışılacak bir şey yoksa sanat da yok. Aslında o tartışılacak özneyi de siz belirliyorsunuz. Sizden bir parça oluyor. Evet. Dolayısıyla o da aynı üretim içinde özünüze dahil olan bir şey olmuş. Temaya dahil oluyor. Yaptığım eserlerin temasına dahil oluyor. Yani benim tema olarak sevdiğim şeyleri orada siz görsel olarak görüyorsunuz ama asıl yapmak istediğim şey o güzel görselliği yaratmak değil. O güzel görsel bir kanca basitçe. Siz gelin görün onu. Sizi oraya çeken bir şey o. Ama hani asıl istediğim şey ağzınızdan o lafı almak yani. Baştan da planlanmış bir şey olduğu için bahsettiğim tehlikeye gider tarafı daha da düşürmüş oluyor. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederiz. Özge'ye sorun var mı? Evet, var. Merhabalar. Ben mağara resimleri fikrine bayıldım. Ve Ali ile konuştuğumuz andan itibaren mağara ne acaba Özge Hanım için diye çok ilk sorum oydu. Böyle konuştuğumuz zamandan beridir bunun cevabını merakla bekliyorum. Mağaranın sizdeki imgesi ne? Neye tekabül ediyor? Özel değilse. Yok, hiç özel değil. Ama konumuzun dışında üzgünüm. Hayır. Şaka yapıyorum. Çok kısa kesin. Çok kısa. Yani çok basit gelecek ama böyle üniversite zamanında işte 1. sınıfta, 2. sınıfta hocalar bize tekniğini öğretiyorlar. İşte nasıl resim yapılır, hangi malzemelerle vesaire. Ben çok asosyal bir insandım. Tamamen içime kapanık ve çok fazla rüya görürdüm. Rüyalarımda da hep mağaraları görüyordum. Neden hiç bilmiyorum. Bu rüyada işte sanatımı görüyorum gibi basit bir şey değil. Gerçekten doğru bu arada. Daha sonra internetten bakarak mağara resimleri yapmaya başladım. Ama daha önce mağaraya girmedim. Sadece filmlerde gördüğüm kadar. Mağaracılık diye bir spor olduğunu da bilmiyordum. Üst sınıftan bir arkadaşım bir gün benim işte mağara resimleri yaptığımı görünce beni mağaracılığa yönlendirdi. Bu şekilde işte 10 senedir, 12 senedir mağaracılık sporuyla ilgileniyorum. Ve hani şey gibi düşünebilirsiniz, dağcılık değil, daha fazlası da ipin işleri, çıkışları ve daha önce kimsenin ayak basmadığı yerlere ayak basmak. Hani her ne kadar şu an biraz konuşuyor olsam da dediğim gibi işteyince biraz asosyal ve böyle şey kapalı bir insanımdır. Ve o mağaralara girdiğimde işte o karanlık, o böyle bilinçaltına iniş, o tek başına olma... İzole. Aynen, izole ve aslında o korkunç olması da benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden de mağaraları resmediyorum. Mağara sanki sizi kendi mağaranızdan çıkarmış gibi hoş bir yere getirmiş gibi hissettim. Hem içeride hem dışarıda diyelim. Çok kibarsın bu arada. Evet. Teşekkür ederim. O şey, alegori olan mağaranın. Gayet iyi anladım. Bir şey soracağım, mağaralara gerçekten tek başınıza mı gidiyorsunuz? Yok, bir ekip, bir dernek üyesiyim 10 senedir. Zaten bunu tek başınıza yapamazsınız. Çok tehlikeli bir spor. Yani ipiniz kopsa ya da başınıza mağarada bir şey gelse sizi kurtaracak kimse yok. Çünkü bizim gittiğimiz mağaralarda, Türkiye'deki yeni mağaraları keşfediyoruz. Hani öyle turistik amaçlı değil. Orada telefon dahi çekmiyor. Bazen bir hafta 10 gün kaldığımız oluyor. Bayağı yarasaların içinde olduğu mağaralardan bahsediyoruz. Yarasa bile yaşamıyor, öyle söyleyeyim, bizim indiğimiz yerlerde. Yarasalar daha böyle yatay, yürüme mesafeli mağaralarda. Biz bayağı ipin işleri 1000 metre, 500 metre öyle inişler yapıyoruz. Dikkat et. Tamam. Aslında konuşacak çok şey var ama ben biraz da izleyici tarafına geçmek istiyorum. İzleyici tarafına geçtiğimizde kategorize ediliyoruz çok rahat. Yani bir izleyici yaptığı eleştiri üzerinden ya çok muhafazakar bir etiket yiyor, ya bir objeyi, bir şeye, sanat eserinde bulunan bir nesne üzerinden bir şeye benzetmesi üzerine o zaten şucudur, bucudur vesaire gibi farklı etiketler alıyor. Biraz tehlikeli bir konu. Evet. Ama bunu sen mesela, sana bir eleştiri, yorum ya da işte doğrusudur, yanlışıdır vesairesi geldiğinde anlık bir refleks ya da tepki ya da işte cevap veriyor olabilirsin ama sonra dönüp baktığında onu kendi içinde tartıştığın şeylerle karşılaşıyor musun? Ben eminim kategorize edip etmeme noktasında bir sorun yaşamadığına dair ama sonrası etapta şuna bağlayayım. Eleştirili ve yapılan yorumlar her türlü seni geliştirebiliyor mu aynı zamanda? Açmak istediğin o tartışmalara yeni bir soru işareti koyabiliyor mu? Yani şöyle oluyor aslında, hani gelen sıkça yorumlar geliyor konuyla ilgili, çok sıkça eleştiriler geliyor, olumlu, olumsuz ve niteliksiz şeklinde eleştiriler geliyor. Zaten ben bir sanat profesyoneli olduğum için, sanat dünyasının içinde olduğum için karşımdaki kişinin bir sanat profesyoneli olup olmadığını algılayabiliyorum. Sorduğu sorudan ya da yaptığı eleştirideki yaklaşımdan en nihayet bunu algılayabiliyorum. Eğer bir profesyonelse onunla sanat profesyoneli gömleğimi giyip konuşuyorum. O eksende konuşuyorum ve oradan alınacak bir şey varsa alıp bunu kendi sanatıma tabii ki ekliyorum. Çoğunlukla bu arada buradan geliyor. O hani benim bugünkü sanatımın içindeki o şeyler, bilgileri aslında buralardan topladığım bilgiler. Aslında benim sormak istediğim şey biraz da sosyal ve sınıfçı oluyor olmamızla ilgili. Yani ne kadar doğru bir yorum yapıyor olursa olsun, ne kadar nitelikli sanat tartışmasına katkıda bulunacak bir yorum yapıyorsa olsun, onun yüzündeki perdeden ya da işte sahip olduğu stereotip özelliklerden dolayı yaftalıyor oluyor olmamız mümkün olabiliyor. Belli başlı şeyler yapıyor olmamız mümkün olabiliyor. Bunu siz yaptığınız için değil ama böyle şeylerle de karşılaşıyoruz. Sen ya, çok doğru. Katılıyor yani, musun bu yoruma? Katılıyorum çünkü karşı taraf işte benim eserim hakkında yorum yaptığında şunu öğrenmek istiyorum karşı taraftan. O bir sanat okumuş birey mi, sanat eleştirmeni mi, sanat tarihçisi yoksa bir izleyici mi? Tabii ki de ikisi de benim için çok değerli. İki tarafın yorumu da çok değerli. Ama bunu ne kadar yapıcı olarak yani kendime algılayacağım, ne kadar alacağım, o elemek gerekiyor aslında. Yani senin için izleyicinin donanımlı ya da donanımsızlığından ziyade yapıcı olup olmaması daha kıymetli bir durumda. Ne ya, mesela çok iyi bir sanat eleştirmeni olur, işte doktorasını yapmış olur, çok profesyonel olur ama sırf sizi kötü hissettirmek veya hani karşı tarafı nasıl diyeyim hani eleştirmek için değil de hani kötü niyetli bir eleştiri olduğunu zaten karşı tarafın ifadesinden gayet anlayabiliyorsunuz. Bu benim için daha önemli aslında. Bu tarz eleştiriler de aldım. O tarz insanlardan çok iyi gene eleştiri, olumsuz eleştiri ama düzgün bir şekilde hani sırf beni geliştirmek amacıyla yapıldığını anladığım eleştirileri de kendime aldım. Bunun aslında elemesini çok iyi yapmak gerekiyor bence. Sen bu elemeyi yaparken zorlanıyor musun? Yok, zorlanmıyorum ama şöyle aynı yere geldi ikimizin de söylediği şey. Şimdi mesela izleyiciler geliyor, mesela bizim çalışmalarımıza bakıyor ve şöyle düşünelim, mesela biz de mesela birilerinin sergilerine gidiyoruz ve işlerini izliyoruz. Mesela bakıyoruz, gerçekten tekniği düzgün mü, kompozisyon yerli yerinde mi, sunum düzgün mü, eser hani biçim ve içerik ilişkisi yerli yerinde mi falan, bunlara bakabiliyoruz biz profesyonel gözler olduğumuz için. Dolayısıyla şunu da anlayabiliyoruz. Benim eserime bakan kişi ve bunun hakkında eleştiride bulunan kişinin de yine ben şeyine bakabiliyorum yani. Tekniği yerinde mi? Teknik bilgisi yerinde mi? Akademik olarak söylediği şeyin farkında mı? Falan hani dünyadan haberi var mı? Yok mu? Yoksa hani çünkü şey de oluyor ya, benim çalışmalarımın çoğu kent ölçeğinde ve hani böyle şey, halka açık public Galata Kulesi'nin üzerinde işlerim var ve hani böyle yılda işte 150 gün falan orada duruyorlar tabii ki. Hani oradan geçen mısırcı da benim, şimdi adamın hiç aslında sanat alanında da gelmiyor. Adam bambaşka bir şeyle muhatap ama benim çalışmalarım kent ölçeğinde olduğu için adam yanından geçerken bakıveriyor ve yanında biri varsa yorum yapıveriyor. Ya da işte mesela Acıbadem Hastanesi'nin girişinde 35 metre bir işim var yani. Halka açık bir yer ve hani evet, birileri gelip onun karşısında harika böyle kahvesini alıp saatler geçirdiği müthiş anlar da oluyor ama bir yandan şey de oluyor yani hani bir tane hemşire oradan geçerken bu neymiş falan da oluveriyor yani hani karşılaşmak durumunda kalıyor. Dolayısıyla şeyi anlayabiliyorum ben yani hani bana yorum yapan kişinin alandaki bilgi seviyesi ne, algılayabiliyorum. Dolayısıyla da gerekiyorsa şefkatle yaklaşıyorum ki çoğunlukla şefkatle yaklaşmam gereken bir şey oluyor yani hani. Çünkü dijital sanat hala bir takım tartışmaları barındırıyor içinde. O yüzden onları hani nazikçe anlatmaya çalışıyorum. Ya da işte profesyonel bir yorumsa bu, profesyonel bir eğitimli bir gözün yorumuysa da ona diyorum ki gel senle bir kahve içelim biz diyorum. Onu alıyorum, götürüyorum, ondan dinliyorum uzun uzun. Çünkü onları uzun dinlemeniz gerekiyor. Çünkü öbürünün zaten temelde eleştirisi de şey yani hani çok kısa ve hani bana ya falan deyip geçiyorsun mesela. Çok da uzun konuşmuyorum. Özellikle fuarlarda, yani sanat fuarlarında ve işte çağdaş sanat fuarlarında aynı şekilde sanırım dijital sanat daha çok eleştiriye maruz kalıyor gibi bir şey hissediyorum. Tabii üvey evlat muamelesi. Bunu ben de yaparım gibisinden de bir şey de olabilir. Bunu ben de yaparım, doğrudur yanlıştır üzerinden konuşmuyorum bu arada. Sen bunun hakkında ne düşünüyorsun? Yani dijital sanat sanırım biraz daha mı yolu var? Kabul görmesi desem çok şey olmuş olur belki ama hani içselleştirilmesi ya da nitelikli sanat tartışması düzeyine getirilmesi için. Yani şeyi geçtik maalesef Ali'cim. Hani dijital sanat, sanat mı değil mi? Oraları geçtik çünkü dünyanın en büyük müzelerinde dijital sanat eserleri var koleksiyonda. Benim mesela bir çalışmam Metropolitan Müzesi'nde sergileniyor falan. Hani dolayısıyla hani şeyleri geçtik. Sanat mı değil mi falan hani. Oraları geçtik yani ama hani insanların hani halkın, sokaktaki insanın bunu algılaması konusuyla ilgili ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Bence şu anda insanlar kullandıkları medya dolayısıyla aslında dijital sanatlara geleneksel sanatlardan daha çok maruz kalıyorlar. daha çok karşılaşıyorlar aslında böyle şeylerle. Geleneksel sanatlardan daha çok mu dedin? Daha çok karşılaşıyorlar. Çünkü geleneksel sanatlarla karşılaşabilmeniz için işte bir sergi salonuna gitmeniz lazım, bir galeriye, bir müzeye gitmeniz lazım ya da böyle şıkır şıkır bir yere gitmeniz lazım ki hani bir iki iş görün yani. Hani ama Instagram öyle bir yer değil yani. Bir sürü çizer çocuk var. İşte tabletinde çiziyor, atıveriyor yani falan. Bir sürü bir şey var yani orada. O yüzden aslında ben halk tarafında da bir kabul eksiğiyle ilgili bir şey görmüyorum. Ama şunları sorgulatıyor. Yani işte hani bir sanat eserini sanat eseri yapan kavramlardan bir tanesi biriciklik ve ölümsüzlük. Bu iki kavramı işte bunlara cevap veriyor mu, vermiyor mu? Vermiyor gibi gözüküyor aslında ama bunun da teknik çözümleri var artık işte. O yüzden hani oralarda da bir sorun yok gibi bence. Ama şey tarafında insanlar hani yoğun emek, işçilik, zanaat görme merakı olduğu için. Bu arada bazı sanat izleyicisi öyle. Bazı sanat izleyicisi yoğun emek, yoğun zanaat falan görmek istiyor ama hepsi de öyle değil. Yani birçok sanat izleyicisi de o işçilikten etkilenmiyor. Anladım. Fikirden etkileniyor. Teknikten etkileniyor, metottan etkileniyor. Hı hı. Onlar zaten daha dijital sanatı daha çabuk kucakladılar gibi. Çoğu sanatçı da aslında el emeğinden daha fazla, yani el emeğine daha fazla önem veriyor. Bu ama ilk işte dijital sanat, bu yapay zeka işte ilk ülkemizde yavaş yavaş kullanılmaya başladığında bu tarz konuşmalar, tartışmalar da çok fazla oldu. İşte el emeği mi, zanaat mı, sanat mı, hangisi vesaire ya diye. Ya da el emeği gibi görünen, ya el emeği burada biraz sanırım bir kelime. Yani dijital sanatta da belki el emeği meselesi daha mı fazla, daha mı azdır diye de bir sorun olabilir. Belki ilk reflekste el emeği daha fazla gibi görünen kısmı. Mesela evet, aynen o şekilde. Şu an mesela sanatçılar da ilk başta özellikle, bunlar arasında ben de varım bu arada. İlk başta dijital sanat olduğunda, yani dijital sanat yavaş yavaş ülkemizde kullanmaya başladığında ben bu kadar aylarca uğraşıyorum, bu kısa bir sürede yapılıyor, o zaman hangisi sanat diye. Bu ama çok yapılan bir önyargı. Bu bir hata bence. Şu an mesela ben de yavaş yavaş dijital sanat, işte yapay zekayı konu olarak bir şeyler üretmeye çalıştım. Çünkü buna doğru gidiyor. Hareketlendirmişsin. Yani, aynen görmüşsündür, aynen. Yani bunu kullanmamız gerekiyor çünkü buna doğru gidiyor. Yani şu an işte el emeği mi daha önemli, işte yapay zeka mı daha önemli tartışması yok. Şu an yapay zeka aslında daha öne geçiyor. Gitgide dijital sanat, yapay zeka el emeğinin daha da önüne geçiyor. Çünkü dediğin gibi hani şu an mesela Instagram'da gezdiğiniz zaman sürekli yapay zeka ile hareketlendirilmiş eserler, çalışmalar görüyorsunuz. Doğru. Bir müzeye gittiğinizde, bir galeriye gittiğinizde orada bile hala işte video çalışması, dijital sanat daha ağırlıklı baktığınız zaman. Buraya bir parantezle girip böyle çok müthiş sevdiğim bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Çünkü aslında orada bir yanlış anlaşılma var. Mesela dijital sanat dediğinizde insanları orada rahatsız eden şey bunun dijital olması değil. Bunun bir tek ya da işte oradaki sanatın konusu değil. Bunun bir teknoloji olması. Bu bir teknolojiyle sunulabiliyor. Benim eserlerim ise dev projektörlerle, ekranlarla falan izleyebiliyorsunuz. İnsanların genel zaten teknolojiye olan tavrı bu. Yani karşılaştığınız anda oley yapay zeka deyip sarılmıyorsunuz. Önce bir çekimsel yaklaşıyorsunuz. Mesela prompt diyor mesela. Ne demek ki prompt? Yani şimdi hani o terminolojiyi bilmediğimiz bir şey olduğu için bu alan ister istemez tüm teknolojik şeylere nasıl en başta mesafeli yaklaşıyorsak dijital sanatlara, yapay zekaya da aynı sebeple mesafeli yaklaşıyoruz. Bunun bir teknoloji olmasıyla ilgisi var. Sanat olmasıyla ilgisi yok. Şimdi gelelim şu konuya. Şimdi bu sanat ve teknoloji konusu dijital sanatla, yapay zeka ile yan yana gelmiş konular değil. Bundan çok önce de sanat ve teknoloji yan yanaydı. Size çok hızlı bir hikaye anlatacağım. Çok sevdiğim bir hikaye. Rönesans döneminin başları döneminde insanlar, ressamlar biliyorsunuz gerçekçi resimler yapabilmek için kök boyalar kullanıyorlar ve bir takım fırçalar kullanıyorlar ve bugünkü ne bezi o? Şile bezine benzer bir tuvalin üstüne boyuyorlar. Daha kötü bir bez hatta. Ve bir tane adam bunların içinden diyor ki ben diyor bununla istediğim gibi bir degrede bir geçiş yapamıyorum. Mesela maviden yeşile istediğim gibi geçemiyorum diyor. Çünkü kök boyalar buna müsait değil. Ve o dönemin en ileri teknolojisi bugün mesela yapay zeka dediğimiz şey, veri bilimi falan dediğim şey o dönem simya, yani kimya bilimi. Bu sanatçı gidiyor bu kimyagerlerle çalışıyor ve onlarla işte bugün pigment boya, yağlı boya dediğimiz boyaları atasını icat ediyor. Ve bununla resim yapmaya başlıyor ve o arada geçişi yapabilmeye başlıyor. Sonra diyor ki bu iş tamam güzel ama diyor bu fırçayla bu iş olmuyor. Sonra gidiyor yine o dönem için çok ileri bir teknoloji, ileri bir bilim olan veterinerlik. Veterinerlerle konuşuyor. Onun bir adı var, baytarlar. Aynen. Hayvanlar üzerinde ilk kez çalışıldığı dönemler bu dönemler. O dönem mesela bir baytarla çalışarak at kılından bir fırça geliştiriyorlar. Bu boyayı daha iyi tutuyor, daha homojen yayıyor falan. Sonra da bir tekstil mühendisiyle çalışarak bir tuval geliştiriyor. İpekten bir tuval geliştiriyor basitçe. Ve aradığı bu geçişi yapabiliyor. Bununla bir tablo çalışıyor adam. Şu kadarcık bir tablo. Tablonun adı Mona Lisa, adımın adı Da Vinci. Tamam. Şimdi dolayısıyla adam kendi döneminin en ileri teknolojisini kullanarak sanat yapmış. Şimdi biz ona gidip şey diyor muyuz? Bu sanat mı şimdi diyebilir miyiz biz? Anladım demek. Diyemeyiz yani. Zaten bütün en önemli sanatçılar. İşte Andy Warhol serigrafi makinelerini kullanarak sanat yapmış. O dönemki en ileri baskı teknolojisi o çünkü. Çok ileri bir teknoloji kullanıyor o adam. Yani mesela zamanında işte fotoğraf sanatçıları. Fotoğraf sanatı en ileri görüntüleme teknolojisi yani o. Ve onunla sanat yapıyor. Bugün de ben bununla yapınca için içinde bilgisayarın ta kendisi olduğu için bir tartışma konusuymuş gibi geliyor ama sanat ve teknoloji zaten 16. 17. yüzyıldan beri zaten yan yanalar yani. Bugün devrimci sanatçı falan dediğimiz sanatçıların hepsi teknolojiyi en ileri seviyede kullanıyor. O zaman bu mantıkta birkaç sene sonra ya da bir 10, 20, 30 sene sonra bugün teknoloji olarak adlandırdığımız ya da yapay zeka olarak adlandırdığımız ya da dijital olarak adlandırdığımız birçok şeyin aslında hayır normali araç olduğunu içselleştireceğiz. Sarçat, bu arada ben de buradayım. Aynı noktadayım yani seninle. Sorusu olan var mı acaba? Sorusu, yorumu, katkısı? Emre lütfen. Yok, estağfurullah. Merak ettiğim iki şey var demiştim. Birini paylaştım, şimdi ikincisine geliyorum. Sanatçı tarafına geçtiğimde de yani rahatsız olduğum mesele şu. Siz bir eser üretiyorsunuz. Bunun için çok yoğun çaba gösteriyorsunuz. Çalışıyorsunuz, düşünüyorsunuz vesaire. Sergiliyorsunuz hevesle. Bunu çok güzel takip eden, olumlu ya da düzgün, doğru eleştiren insanlar var. Mutlu oluyorsunuz. En sonunda o eser ya da o meseleyle ilgili bir nüans. Hani siz diyorsunuz ya aslında tartışma açmak istiyorum dediğinizi ben bakış açılarına bir kapı aralamak olarak yorumluyorum. Ama öyle bir tartışma çıkıyor ki popülist bir tartışma. İşte içindeki belki nü bir şey ya da farklı bir şey üzerinden ya da inanç sistemi üzerinden. Bu bir sinema eseri olabilir, bir tiyatro oyunu olabilir ya da bir dijital sanat olabilir. Hepsi ile ilgili bir şey. Bir tartışma ortaya konuluyor ama hiçbir şekilde sizin tematik olarak göstermek istediğiniz, bakış açısı anlatmak istediğinizin yalnızca belki %1'lik bir kıyısından ve sizin eserinizin aslında konuşulmaması gereken tüm her şeyi konuşuluyor magazinsel bir şekilde ve eserin o yönünü hiçbir şekilde anlatamamış olarak geri çıkıyorsunuz gibi hissediyorsunuz belki de. Belki de alıcısını tam anlamıyla gidiyor. Yalnızca sanat çevreleri dışında farklı bir yönü popüler oluyor. Bu beni çok rahatsız ediyor. Yani bu meseleyle nasıl mücadele edeceğiz? Asıl sorun bu. Yoksa memleket olarak ya da biz kendimizi geliştirdikçe mi mücadele etmiş olacağız? Başlamak ister misiniz? Senden başlayalım. Direkt tamam. Tartışma çünkü. Yani şöyle, az önceki anlattığım örnek üzerinden ben bir tartışma başlatmak istiyorum. Diyelim ki bu tartışma başladı. Ama tartışma benim istediğim eksinin bambaşka yönünde bir yere gitmeye başladı falan. Bu öncelikle şu demek, sanatçının beceriksizliği demek ve istediği yer yani hani istediği şey çok belli ama tartışma başka bir yöne gidiyorsa bu sanatçı zaten aslında tartışılmasını istediği şeyi düzgün tasarlayamamış demek. Yani söyleyeceği sözü yanlış söylemiş demek. Olayı doğru ifade edememiş, düzgün bitirememiş gibi şeylere işaret ediyor olabilir. Bu hayır de hep böyle değildir. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek de bu az önce söylediğim tartışma başlatma konusu. kötü niyetli kullanılabilir demiştim hatırlarsan. Speküle etme konuyu ve hani daha magazin bir yere götürme. Bu bence zaten çok varoş bir konu, yani hani çok böyle neredeyse ayıp bir konu yani diyebiliriz. Hani böyle sanatçılar dünyasında popülerite konusu, şöhret konusu maalesef sanatçının kariyerinden ayrı düşünebileceğimiz bir kavram değil. Yani sanatçılar dünyasında şöhret çok önemli bir konu yani ve çok ciddiye alınmalı, çok düzgün yönetilmesi gereken bir konu. Burada hani böyle bir kısa yol olarak böyle şeyler yapan kötü niyetli denemelerden bahsediyorsunuz. Bunlar bence bizim bugünkü konumuz değil. Yani onların çünkü onların yaratmaya çalıştığı spekülasyon bizim aradığımız faydalı tartışma ortamını da yaratmıyor. O sadece kendine faydası olacak bir popüler tartışmanın nemalanmak istiyor. Yine iyi yönetilememiş diye yorumlarım bunu. İyi yönetilemediyse bunlar olabilir. Ama eğer kasıtlı olarak böyle bir hani bu paparazzi şeyinde hani böyle aman canım konuşulsun falan, onlar zaten sanatla da çok ilgisi olan kişiler değil. Yani hani sanatı popülerliğin bir aracı olarak kullanıyorlar. Bizim konuşmak istediğimiz tipler onlar değil. Bu arada gazeteci de o gazeteci değil. Yani hani eğer gazeteci konuyu böyle çarpıtıyorsa o gazeteci de bizim sanat tartışmak istediğimiz gazeteci değil. Bu konuda çok katılıyorum. Aynı zamanda şöyle bir cevap da vermek istiyorum. O yüzden ilk başta topu sana attım aslında. Biraz daha sen olumlu açıdan baktın ama yani bugünümüzün konusu değil, şu anki konu değil ama bu tarz işte kendini işte bu tartışmaların içerisine bilerek sokan, yani hiç önemli değil eserini anlatmak istiyor mu o tartışma veya eserinin kavramsal açıdan açıklamasını yapıyor mu, hiç önemli değil. Sırf bu tartışmaları yaparak aslında ismini duyurmak isteyen sanatçılar da çok fazla oluyor. Yani sırf o gazetecinin onun eserini yanlış yorumlaması aslında önemli değil. O gazetecinin onu yorumlaması bile bazen o sanatçı için yeterli olabiliyor. Yani bu tarz dediğim gibi çok fazla şeyler de var ama o başka zamanın çok başka bir konusu. Daha magazin bir şey o. Evet, bizim konuşmak istediğimiz insanlar onlar değil. Yani. Ama magazini de bu ya da işte o çok çarpıtılan meseleyi de tırnak içinde bu konulardan Türkiye'de sanat tartışmaya kapalı mıdırdan da çok bağımsız düşünemeyeceğimiz için başka bir vesileyle tekrar buluştuğumuzda onu konuşalım ve tartışalım isterim. Çok teşekkür ediyorum. Yani benim birkaç tane daha sorum var ama vakit dolayısıyla tamamlamak zorundayız. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen. Şöyle toparlamak istiyorum. Hiç değinmedik, değinmiş oluverelim diye kısaca toparlamak istiyorum. Türkiye'de sanat tartışmaya kapalı mı? Tabii ki kapalı yani. Bunun çok basit sebepleri var. Çünkü Türkiye'de gerçek bir sanat zemini hiçbir zaman oluşmadı. Yani hani Cumhuriyet'in ilk 20 yılındaki inanılmaz iyi niyetli denemeleri saymazsak, yani 1930'a kadarki zemin, Anadolu Kübizmine kadar gelen zemin aslında çok süper bir zemindi. Çok iyi gidiyordu ama sonra devam edemedik. Velhasıl bugün Türkiye'de gerçek bir sanat zemini olmadığı için, bunun düzgün akademisi de olmadığı için, eleştirmeni de olmadığı için, işte küratörü ve işte koleksiyoneri de olmadığı için falan Türkiye'de bu zemin oluşamadı maalesef. Ama yani o ana akım şeyi kaçırmış durumdayız. Ama bence bu dijital dönemde çok önemli temsilciler çıkardık. Yani dünyanın en iyi 10 dijital sanatçısını sayın deseniz 5'i Türk. Çok iyiyiz o işlerle. O yüzden bu zaten bu dijital sanatlarda bu sanat zemini olmayan ülkelerde çok tuttuğu için, Dubai'de, Afrika'da falan, bizde Amerika'da falan çok tuttuğu için orada bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Bir diğer topikte bence konuşulması gereken, düşünülmesi gereken topikte Türkiye'deki sanat alanındaki lobi faaliyetlerinin eleştiri faaliyetlerinden çok daha ileride olması. Başlı başına bir konu, evet, bence. Kesinlikle evet, başlı başına. Aynen. Asıl dinamo o zaten. Yani hani kimin hakkında konuşulup kimin hakkında konuşulmayacağı. Bizde sanat eleştirisi itibar yönetimi konusuyla da çok girift bir ilişki içinde olduğu için, bu konuda sanat lobisinin elinde olduğu için oralar böyle dokunulmaz şeyler gibi kaldı Türkiye'de ama zamanla onlar yaşlanınca biz arkalarından konuşacağız yani. Şahane. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? O gayet güzeldi. Teşekkürler. İnsanları da çok fazla tutmayalım. Tamam. Çok güzel bir konuşma oldu. Ben de oldu. Çok teşekkür ediyorum. Art TV Genel Yayın Yönetmeni ve sanatçı Özge Kahraman ile sanat tarihçi ve sanatçı Hakan Yılmaz bizimle birlikteydi. Litros Sanat Konuşmaları gelecek ay yine devam ediyor olacak. Manşet ne olacak bilmiyoruz. Dolayısıyla konuyu da şu an paylaşamıyoruz sizinle birlikte. Bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun.